Herkese merhabalar. 9. sınıf kimya 1. dönem 1. yazılıya hazır mıyız Tonguç abi? Hayır hocam, hiç hazır değilim. O yüzden beraber süper bir şekilde kazanımlara uygun, okuldaki konu işleyiş sırana uygun bir şekilde hazırlanmış yazılı videosunu seninle beraber çözeceğiz. Hatta bu yazılıdaki soruların benzerlerini kendi okul sınavında göreceksin ve sınavdan çok iyi not alacaksın. Bilmemek ayıp değil, kopya çekmemek ayıp. Ne diyorsun? Daha o da ayıp gerçi, pardon. Simyacıların 3 temel amacı vardır ve bu amaçlara ulaşmak için çalışırken birçok buluşa imza atmış demiş ve simyacıların bu 3 temel amacını yazınız demiş. Hemen yazıyorum Tonguç'um. İlk amaçları ölümsüzlük iksirini bulmak. Ölümsüzlük bu en önemli amaçlarından bir tanesi. Ölümsüzlük iksirini. İksir dediğimiz şey nedir Tonguç evladım? Hemen söyler misin? İksir dediğimiz şey böyle karışım. Harika, süper. Yani iksir bir şeylerin karışımı. Böyle mucizevi bir içecek. Aynı zamanda diğer amaçları ise tüm metalleri Tonguç evladım benim. Tüm metalleri altına çevirmek de diğer amaçları. Yani böyle garip garip amaçları varmış dikkat ettiysen. Ama çok safiyani amaçlar görüyorsun. Ölümsüz olalım, altın olsun her şey, bir sürü paramız olsun falan filan yani. Gerçekten de safiyane. Üçüncüsü de Tonguç evladım benim, felsefe taşını bulmak. Felsefe taşını, yani hatta filozof taşını bulmak diyebiliriz Tonguç evladım benim. Dolayısıyla nelermiş amaçları Tonguç evladım? İşsizlik. Hayır, işsizlik falan değil. Üç temel amaçları varmış. Ölümsüzlük iksiri. Tüm metalleri altına çevirmek, değersiz metalleri altına çevirmek ve felsefe taşını bulmakmış diyoruz. Geldik diğer sorumuza. Yukarıdaki gelişmeleri gerçekleştiği dönemlerle eşleştiniz demiş. Tonguç'um bak, dört temel element kuramı kimindi hatırlıyor musun Tonguç'um? Anton Çehov. Hayır, Aristo'nundu. Aristo'nun fikirlerinden yola çıkmıştı ve Aristo hangi dönemde yaşamıştı derken simya döneminde yaşamıştı. Ve ne demişti Tonguç evladım? Dört temel element vardır. Hava, ateş, toprak, su olarak dört temel element vardır. Ve tüm maddeler bu dört ögeden oluştuğunu söylemiştir. Dolayısıyla dört element kuramını simya döneminde Aristo'nun buluşuyla eşleştirebiliriz. Aynı zamanda şuna bakalım Tonguç evladım benim. İkiye bakalım. Filojiston kavramı. Filojiston kavramı. Tonguç bir kere şunu unutmayacağız. Robert Boyle'un ilk kimyasal element tanımı yaparak dört öğe kavramını reddetti. Ne yaptı? Aristo'nun dört temel öğe kavramını reddediyorum dedi. Ve geleneksel kimya döneminde Becher dediğimiz adam yanma olayını yanıcı maddelerin yanıcı olmayan kısmı kül ve filojiston ateş ruhu oluşturur dedi. İşte filojiston kavramı aslında bu ateş ruhu dediğimiz kavram aslında buradan çıkıyor. Ve bu kavramla beraber neye geçtik Tonguç evladım benim? Geleneksel kimyaya ilk adımı attık gerçekten de. Geleneksel kimyaya geçtik. Sonra Tonguç'um radyoaktivite dediğimiz çok önemli bir keşif gerçekleşti. Atomun bölünebileceği kanıtlandı ve modern kimya dönemi başladı Tonguç evladım benim. Ve simya öncesinde de Tonguç'um mesela işte Mezopotamya ilk ilaç kitabı, eski ilaç kitabı kilden yapılmış bir tabletlere yapılmış bir ilaç kitabı yapıldı ve antik Mısır döneminden kalma bu ilaç kitabı da Mezopotamya'nın Nippur kenti kalıntılarında bulundu. Yani ilk ilaç kitabını Mezopotamya'daki Mısır yakınlarındaki Mezopotamya'nın Nippur kentinde buldular ve kilden yapılmış tablete kazınmış bir ilaç kitabı. Bu da simya öncesi dönemde. O zaman neymiş dönemlerimiz? Simya öncesi, simya dönemi, geleneksel kimya ve modern kimya olarak dörde ayrılıyor dönemlerimiz ve her birisi de filojiston ateş ruhu, işte Aristo'nun dört elementi, radyoaktifte atomun bölünebilir, bunların hepsi de bu dönemle alakalı diyoruz ve geçiyoruz. Kimya laboratuvarlarında ve teknolojide kullanılan bu yöntemlerin ilk defa geliştikleri dönemleri belirtiniz demiş. Tonguç'um hemen bakalım. Şimdi damıtma dediğimiz yöntem aslında modern kimya ile hayatımızın içine girdi. Damıtma ne demekti? İki sıvıyı birbirine ayırmak. Elektroliz dediğimiz yöntem de aslında damıtma iki sıvıyı birbirine ayırma, iki sıvıyı birbirinden kaynatma yöntemiyle ayırma. Bu simyada ortaya çıktı. Çok özür dilerim. Elektrolize baktığımız zaman Tonguç'um elektroliz
elektrik akımı kullanarak suyu hidrojen ve oksijene anot ve katot yardımıyla ayırmak gibi modern kimyanın, yani gerçekten de kimyanın bir hesaplamalar yapılaraktan yapılan bir modeli olduğu için kimyaya koyuyoruz. Damıtmayı nereye koyuyorsun? Simyaya koyuyoruz. Çünkü damıtma iki sıvıyı birbirine kaynatma yoluyla, çok daha basit yöntemlerle diyoruz. Ve özütlemeye baktığımız sonuçta yine aynı şekilde özütleme de işte belli şeylerin özlerini çıkarma. İşte boya üretimi bilmem ne falan filan, bunların hepsi aslında eski simyanın uğraş alanları diyoruz. Kristallendirme de aynı şekilde çok basit bir yöntem. Mesela suyla şeker var. Sen yavaş yavaş beklediğin zaman şeker dibe çöküyor gibi, başka maddelerin de kristallendirmesi, soğuttuğun zaman dibe çöküyor gibi, başka maddelerin kristallendirmesi, bunlar daha basit yöntemler olduğu için simya döneminde. Polimerleştirme, bakar mısın? Polimerleştirme. Ne yapıyorsun? Monomerleri birleştirecek polimer oluşturuyorsun. İşte kullandığımız naylon torbalar, işte ondan sonra PVC camlar, pencereler, bunların hepsi polimerleştirmenin ürünü ve modern kimya ile hayatımıza girdi. Dializ tonu çeviren benim. Modern kimyanın ürünü. Çünkü dializ dediğimiz şey aslında maddelerdeki kötü maddelerin alınması. Yani bir sıvıdaki kötü maddelerin çekilmesi. Dializ makineleri var işte böbreklerde. Kandaki üreyi temizleyen dializ makineleri var. İşte bunlar da modern kimya ile hayatımıza girdi. Daha önceden böyle bir makineler yoktu. Santrifüj de aynı şekilde modern kimya ile hayatımıza girdi Tonguç Öğrenim benim. Santrifüj de işte kanın kan hücreleri ve plazma kısmının birbirine ayrılması için yüksek hızla dönen bir aletin içinde ne yapması? Kan hücrelerin çöktürme yöntemiyle, santrifüj yöntemiyle çöktürülmesi diyoruz. Yüzdürme dediğimiz şey çok basit. Talaşı atıyorsun suyun üstüne, çat diye yukarıda kalıyor, yüzüyor gibi, başka tabii talaşla kum karışımını yüzdürmeyle ayırıyorsun. İşte bunların hepsi daha ilkel ve daha bilindik, günlük hayatta rahatlıkla ulaşabileceğimiz yöntemler olduğu için simya dönemine ait diyoruz ve geçiyoruz. Geldik Aristo'nun dört temel element ve bunlara ait dört temel özelliği belirttiği şekildeki numaralanmış boşluğa doldunuz demiş. Tonguç'um, bir kere Aristo'nun dört temel elementi belirttiği bu şekilde aslında biz hemen şunları bilmemiz gerekiyor. Sıcak acaba neyle neyin birleşimi? Kuru neyle neyin birleşimi? Bir kere kuru ve sıcak dediğimiz şey de ne olur Allah aşkına? Hem kuru hem sıcak olan şey tabii ki ateştir Tonguç evladım benim. Ateşle ne birleşirse kuruyu oluşturur Tonguç'um. Kuru bir şey söyle bana, o da topraktır diyebiliyorsun hocam. O zaman ateşle toprak birleşti, kuru oluşturur. Ateş, su, toprak, tahta. Peki ateşle ne birleşirse sıcağı oluşturur? Tabii ki ateşle hava birleşirse sıcağı oluşturur. Veya tam tersi düşünün. Sıcak aslında ateşle havanın birleşimidir. Veya işte sıcakla kurunun ortasında ateş vardır. Sıcakla bilmem neyin ortasında hava vardır Tonguç evladım benim. Sıcakla Tonguç evladım benim, ıslağın ortasında aslında hava vardır diyebiliriz. Çünkü havada nem vardır biliyorsun Tonguç öğrenmeyi. Aynı zamanda Tonguç, geldik ıslağın yanında ne olacak? Şimdi burada şunu unutmayalım. Havayla ne birleşirse ıslağı oluşturur? Tabii ki su birleşirse Tonguç öğrenmeyi. Peki suyla toprak birleşirse ne oluşturur Tonguç öğrenmeyi? Soğuğu oluşturur. Çünkü ne diyoruz? Soğuk toprakta biz üşürüz diyoruz değil mi? Dolayısıyla bunların hepsini teker teker yanlarına yazmış olduk. Buraya yazmamıza gerek koyduk. Geldik Tonguç'um. Kimya ile ilgili aşağıdaki hangi kimya disiplinin ilgili alanını karşılamıyor? Hadi bakalım, canlı organizma yapılarını ya. Hangisi sence? Hocam, canlı organizma yapılarını tabii ki de biyolojiyle bağlantılı olan biyokimya, evet, inceler. Aynen öyle. Biyokimya, süper zeki bir adamsın gerçekten de. Canlılarla alakalı olan her şeyin başına biyo koyduğumuzu biliyorsun. Kimya. Organlarla alakalı olan organik kimya. Hayır, alakası yok. Karbon ve hidrojen içeren birleşikleri inceleyen bilim dalına biz organik kimya diyoruz. Bak, organik kimyada da canlı organizmaları tarafından üretilen kimyasal maddelere baktığımız zaman Tonguç evladım, bunların hepsinde karbon ve hidrojen olduğunu görüyoruz. O yüzden canlılarla alakalı, yani organizmalarla alakalı kimyaya biz ne diyoruz Tonguç'um? Organik kimya diyoruz. Yani karbon ve hidrojenle uğraşacak, unutmayalım. Madde cinsi ve miktarı belirlemek gibi analiz ve ölçümler yapan, bak analiz ve ölçümler yapan, bak nicel ve nitel gözlemlere dayalı kimyaya biz analitik kimya diyoruz Tonguç evladım benim. Kimyanın alt dallarını söylüyorum sana. Ve aynı zamanda küçük molekül yapılarının bir araya gelerek büyük molekül yapılarını oluşturması ile ilgilenen kimya dalına ise biz polimer kimyası diyoruz. Zaten polimer demek Tonguç'um, poli çok demek Latince'de. Polimer kimyası dediğimiz şey de küçük moleküller, yani monomerler, küçük parçalar birleşerek
büyük bir parça oluşturuyorsa biz buna polimer diyoruz. Bunun da polimer kimyası olarak adlandırıyoruz diyoruz Tunguç'um. Aynı zamanda polimer kimyası dünyada çok önemli. Neden diyeceksin? Şu plastik yapılırken polimer kimyası kullanıyor. Veya giydiğimiz kıyafetler yapılırken ondan sonra ya bir sürü şey. Hani polyester diyoruz ya. Evet, polyester poliden geliyor. Polyester kıyafet. Ay ben koton giyerim, ben işte pamuk giyerim falan. Ama polyester gelsen terlersin. İşte bunların hepsi aslında polimer kimyasıyla bağlantılı. Sıcaklık, basınç gibi kimyası, fiziksel faktörünün kimyasal olarak etkilerini inceleyen kimya alt dalı da fizikokimya. Neden? Çünkü sıcaklık ve basınç aslında fiziğin alt dalıdır. Isı ve iç dönüşümleriyle alakalı olayları inceleyen bilim dalı da fizikokimyadır diyoruz ve geçiyoruz. Aşağıda sembolü verilen elementlerin karşılığında işlemeni yazın demiş. Tonguç çok basit. Sembolleri mutlaka bilmemiz gerekiyor. Neydi Tonguç'a bilmem? Hidrojenden başlıyordu ve kalsiyuma kadar mutlaka bilmen gerekiyordu. Hidrojen, helyum, ondan sonra hemen devam ediyoruz. Lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, ondan sonra neon, ondan sonra karşımıza işte sodyum, ondan sonra yanında ne vardı? Magnezyum vardı. Sonra onun yanında silisyum vardı. Sonra onun yanında magnezyumdan sonra alüminyum geliyordu. Ondan sonra ve bu şekilde devam ederekten bu maddeleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Silisyum vardı mesela. Sonrasında Tonguç evladım benim fosfor, kükürt, ondan sonra Cl, klor, ondan sonra Tonguç evladım hemen bak hepsini söylüyorum sana, görüyor musun? Neon, neondan sonra argon geliyordu, klordan sonra Tonguç evladım benim ve potasyum ve kalsiyum geliyordu. İlk 20 elementi bak sana hemen söyledim. Bu söylediklerimi not al Tonguç'um, bunlar çok önemli. Zaten buradakilerden hocam, soruyorum. Hocam sınavda takılsam bana cevap atar mısınız? Hemen bunun flor olduğunu sana söylerim sınavda takılsan. Daha önceden söylüyorum ki sen sınavda takılma diye. Teşekkür ederim. Bak bu fosfor. Demin de zaten söylemiştim. Bu bor. Bak borla berilyumu karışma. Bu ise berilyum. Tonguç Erhan, bunun adı ne dersen, bunlar da ekstra elementler. Bu ekstra elementler günlük hayatta çok var. O yüzden biz bunları da ekliyoruz. Mesela bu altındır Tonguç evladım benim. Ondan sonra hatta sana bazılarını vereyim. Mesela altın, gümüş, ondan sonra demir, ondan sonra bakır, ondan sonra kobalt, ondan sonra çinko, ondan sonra işte kurşun, ondan sonra HG, civa, bunları bileceğiz. Hemen yazalım bakalım. Bu potasyumu demin zaten söylemiştik Tonguç evladım benim. Bu çinkoydu, bunu söyleyelim hemen. Bu civaydı Tonguç. Bu bakırdı Tonguç, demin söylemiştim sana evladım. Gümüşü de söylemiştik, süper. Bu da sodyumdur Tonguç. Burada yazmıştık bir yerde. İlk 20 element ve çok kullanılan, günlük hayatta kullanılan elementler olarak bunları yazmış olduk. Bunları mutlaka ezbere bil lütfen diyorum. Geldik. Aşağıda formülü verilen bileşkede yaygın isimleriyle eşleştiriniz demiş. Tabii yaygın isimler, mesela bu bileşkenin en önemlisi nedir Tonguç'um? H2O, sudur değil mi? Ondan sonra susuz yaşanamaz. Amonyak çok önemli. Bunlar en fazla çıkanlar. Bunlar en önemlileri. Tabii bunun yanında bunları da bilmemiz gerekiyor. Mesela H2SO4 dediğimiz şey de zaç yağıdır Tonguç evladım. H2SO4 zaç yağı. Zaç yağı her sabah. Kalsiyum karbonat dediğimiz şey ise kireç taşıdır. Bizim çok önemli, ülkemizde çok var. Beyaz dediğimiz bu karton piyerler, bilmem ne, binalar yapılırken hep kireç taşını kullanıyoruz aslında. Geldik kalsiyum hidroksit dediğimiz yapıya geldik. Kalsiyum hidroksit Tonguç'um sönmüş kireçtir. İçinde H varsa hidrojenle artık söndürülmüş bir kireçtir o. Yani su eklenmiştir içine diyoruz. Ve aynı zamanda kalsiyum okside baktığımız zaman daha sönmemiş bir kireç. Sönmemiş kireç sonra sönmüş hale geliyor. Çünkü içine hidrojen ekleniyor. Yani su ekleniyor diyoruz. Çünkü suyu ne yapar Tonguç evladım? Söndürür değil mi? Bak, söndürür. Burada su yok. Burada su var. Çünkü H var. Görüyor musunuz? H2O değil miydi su? Onu eklemişiz. H2O3'e baktığımız zaman bu da kezzaptır. Önemli bir asittir Tonguç evladım benim. Asit yağmurlarında karşımıza çıkar ve günlük hayatta da çok kullanırız. Bunu temizlik malzemesi olarak bazen de kullanırız diyoruz. Evet, aşağıdaki davranışların laboratuvar kurallarına uygun olanların karşısında tik, olmayanların karşısında çarpı işareti koyarak belirtiniz demiş. Koruyucu eldiven ve gözlük takmak. Evet, çok doğru bir davranış Tonguç. Neden diyeceksin koruyucu? Karizmatik oluyorsun hocam gözlük takınca. Hayır Tonguç'um, giysilerimiz ve vücudumuzu kimyasal zararlı maddelerin etkisinden koruyabiliriz bu sayede. Artık
kimya, atık kimyasalları laboratuvara dönmek. Saçmalık, sakın yapma böyle bir şey. Neden diyeceksin? Atık kimyasalları laboratuvara dökülürse Tonguç'um tesisatlara zarar verebileceği gibi bir de çevre kirliliğine yol açıyor. Mahvediyor yani çevreyi. Aman dikkat et. Çünkü o atıklar nereye gidiyor? Sonrasında denize gidiyor, derelere gidiyor. İşte toprağın içine karışıyor ve maddelere zarar veriyor. Etiketi yırtılan kimyasalı koklayarak türünü belirlemek. Yuh diyorum, ben hayatımda böyle bir saçma sapan bir şey duydum. Kimyasallar koklanırsa, tadına bakılırsa Tonguç'um, o zehirli gazları varsa eğer, içine girer akciğerlerini Allah korusun seni hasta edebilir. O yüzden dikkat edelim. Yanıcı maddeleri mümkün olduğunca güneş ışığında muhafaza etmek. Yuh diyorum, hayatımda böyle bir saçma sapan bir şey duymadım. Neden? Güneş ışığında tutarsan bu yanıcı maddeler güneş ışığında tutuşma sıcaklığına ulaşarak alev alabilir ve yangın çıkartabilir. Allah korusun. Geçen gün de hatta haberlerde şöyle bir haber duydum. İki tane lise öğrencisi evde deney yapayım derken apartmanı patlatmışlar. Allah korusun, çocuklar çok büyük zarar görmüş. Vücutları fazla çalışkan olmanın da zararı var. Tabii laboratuvara girmeden önce takıları çıkarmak Tonguç'um. Laboratuvara, evet doğru bir davranış, çünkü takı, telefon, yiyecek laboratuvara girmez. İçecek de hiçbir şekilde girmez diyoruz. Evet, aşağıdaki özelliklere sahip olan atom altı tanecikleri belirtiniz demiş. Hemen bakalım, çekirdekte yer alır. Tabii ki proton ve nötron Tonguç evladım benim. Proton ve nötron çekirdekte yer alır diyoruz. Yüklü olanlar proton zaten üzerinde artı var görüyorsun. Elektron eksi var görüyorsun. Artı ve eksi yüklü. Çok hareketli olan elektronlu Tonguç'un proton ve nötron atomun içindeki çekirdekte durağan bir halde dururken bu elektron manyak gibi böyle yörüngelerde deli dana gibi dolaşır diyoruz. Yaklaşık olarak bir AKB atomik kütle birimi kütlesine sahiptir demiş. Bir AKB olan proton ve nötron Tonguç'um, elektronun kütlesi bunun 1278'de biri gibi çok ufak bir kütle olduğu için ihmal ediyoruz. Sanki kütlesi yokmuş gibi düşünüyoruz. Yani şöyle düşün. Benim üzerimde bir karınca var. O zaman kütlem arttı diyebilir miyim? Ha, onun gibi düşün. Karıncanın kütlesini ihmal ederiz. Yani mesela tartın üzerine çıktım. Kıyafetlerimin kütlesi 100 gramdı. Hayır, onları çıkarma. Bir saçma sapan. Yani zaten eşek kadar adamsın. Yörüngelerde yer alır dediğimiz şeyse Tonguç'um elektrondur. Elektron yörüngelerde yer alır. Bunlarsa çekirdeğin içinde yer alır diyoruz ve geçiyoruz. Aşağıdaki taneciklerin taneciği ile oluşturdukları izotürü belirleyiniz. Bak, X taneciği, buna ne diyorduk Tonguç'um? Elektron sayısı diyorduk. Buna ne diyorduk Tonguç'um? Proton sayısı diyorduk. Buna ne diyorduk Tonguç'um? Kütle numarası diyorduk. Şimdi hemen buna bakalım. Bu maddeyle bak, elektron sayıları aynı, proton sayıları aynı ama kütle numaraları bu 20, bu 21. Dolayısıyla bunlar farklı olduğu için, kütle numaraları farklı olduğu için o zaman diyorsun elektron sayıları, proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı olan şey veya nötron sayıları farklı olan şey. Çünkü bunun 10 tane nötron var, bunun 11 tane nötron var. Neden? Çünkü bu ikisinin toplamı bu ediyordu. Bu da nötron sayısı veriyordu. O zaman nötron sayısı farklı, proton sayısı aynı olan şeye biz izotop diyoruz. Yani bu ikisi izotoptur. Geldik bu zımbırtıya. Bak dikkat et. Elektronları aynı, protonları farklı, kütle numaraları farklı. Bunun 9 tane de nötronları da farklı. Sadece ve sadece elektronlar aynı. O zaman biz buna izoelektronik diyoruz Tonguç'um. İzoelektronik özelliği neydi Tonguç'um? Elektron sayısı ve dizilişi aynı olanlara biz izoelektronik diyoruz. Peki izotopta ne diyorduk? Proton aynı, nötron farklı olanlara izotop diyorduk. Geldik bu zımbırtıya. Bak, elektronları farklı, protonları farklı. Bunun nötron sayısı 10'dur. Bunun nötron sayısı, nötron sayıları aynı. O zaman biz buna izoton diyoruz Tonguç'um. Nötron aynı olması gerekiyor izotonda, protonun da farklı olması gerekiyor. Bunların kurallarını da sana hatırlatıyorum. Bu zımbırtıya bakarsak Tonguç'um, bak 11-11 farklı, 11-10 farklı. Bunun 9 tane nötronu vardır, bunun 10 tane nötronu var. Bu da farklı. Ama 20 kütle numarası 20 kütle numarası. O zaman kütle numaraları aynı olunca da izobar oluyor Tonguç'um. Yani izobardaki özelliğimiz kütle no aynı olması gerekiyor. Proton ve nötronun farklı olması gerekiyor. Bunların kurallarını da hatırlatmış oldum sana Tonguç'um. Evet, şimdi sana ödev vermek istiyorum Tonguç'um. Ödevini hemen ver. Evet, şimdi kimya kitabımızı açıyorsun Tonguç'um. Kimya kitabımızdan
Hangi sayfaları çalışmalıyım hocam? Sana söylüyorum sayfalarını şimdi. Çalışman gereken sayfaları sana söylüyorum. Şimdi eğer bu sayfaları çalışsan sınavdan çok çok iyi bir not alacaksın. Not alıyorum hocam. Zaten bu video sana yararlı olacak. Ama şu sayfalar bak. Sayfa 12'den başlıyorsun Tomi. Kimyanın bilim olması öncesinden. 14. Özellikle işte simya öncesi, simya dönemi, geleneksel modern kimya farkını bilmen gerekiyor. Aynı zamanda Tonguç'um 16. sayfaya çalışacağız. İşte burada bazı elementler var. Bunları çok ezberlemene gerek yok. Şimdiden sana söyleyeyim. Onun dışında uygarlıkların katkılarından genel olarak bir şeyleri bilsen 18'den iyi olur. Ondan sonra Tonguç'um Cabir Birhanya'nı lütfen bil. Çünkü bir sürü damıtma deneyi yaptı gördüğün gibi. Aynı zamanda Tonguç'um Aristo'nun 4 element kuramını bilmemiz gerekiyor. Ve Ebu Bekir Arrazi'nin neler kattığını bilmemiz iyi olur Tonguç'um. 22. sayfada da Robert Boyle bizim için çok önemli ve Lavoisier'in kütle ile alakalı kanunu da çok çok önemli diyorum. Bunları da öğretmenimiz sorabilir diyoruz. Aynı zamanda Tonguç'um tara geçinde yaparsın sen ama kimya disiplinlerinden mutlaka mutlaka lütfen organik ve anorganik kimyanın ne olduğunu çok iyi bil Tonguç. Polimer kimyası da her sınavda sorulan bir şeydir. 26. sayfa. Ardından Tonguç'um kimya endüstrilerinden de petrokimyaya ve ilaç endüstrisine lütfen dikkat et diyorum. 28. sayfa. Aynı zamanda Tonguç'um kimya endüstrilerinden tekrar söylüyorum sana bu sefer adli kimyaya dikkat etmeni istiyorum buradakilerden de. Ve Tonguç'um kimya ile ilgili meslek alanlarından da lütfen başlıklarını bilsen yeterli olur diyorum sana. Aynı zamanda Tonguç bunları geçtikten sonra elementlerin gösteriminden ilk 20 elementi lütfen ezbere bil ve çok kullanılan elementleri de bil 36. sayfada. Aynı zamanda Tonguç'um birleşik gösteriminden de birleşik şu elementler gerçekten herhangi bir tanesi çıkabilir. Sistematik adı ve yaygın adı olarak. O yüzden lütfen bunları ezbere bil. Çünkü bunlar kimya hayatım boyunca yani 9, 10, 11, 12 bütün sınıflarda hep karşına çıkacak diyebiliriz. Özellikle bu elementler çok çok önemli diyoruz zaten. Aynı zamanda Tonguç'um kimyanın sen böyle dilinden sonra laboratuvar kurallarını genel olarak bilsen, genel çerçeveleri bilsen iyi olur Tonguç'um. Zaten sınavımızda da vardı. Güvenlik işaretlerinde de belki sınavda soru çıkabilir. Ama buraya kadar yani sayfa ben şöyle düşünüyorum Tonguç'um. Sayfa 44'e kadar yapsan yani sayfa 44'e kadar çalışsan yeterli olur diyorum. Tabii hocanız ilerlediyse onu bilmiyorum. Tabii hocanız bazı hocalar çok hızlı ilerleyebiliyor. Dolayısıyla orada belki farklı bir şey olabilir. Tabii fen lisesiysen Tonguç'um fen lisesiysen onu da göstermek istiyorum sana. Test geçlerde şu sorulara çok dikkat et. Fen lisesiysen şu soruları lütfen çöz diyorum ve hocam, aynı zamanda haritadan da haritan varsa da hemen şunları göstermek istiyorum. Bu bölüm simyadan kimyaya, kimyanın doğuşu, kimya endüstrisi, kimyanın kimyanın kimya birim olma süreci. Kimya endüstrisinde bak fen lisesinde kimya endüstrisini lütfen bilelim. Çünkü sadece fen lisesine özel bunlar. Adli kimya dediğimiz şey. Dolayısıyla bunları sınavda sorabilirler fen lisesinde. Aynı zamanda kimyanın sembolik dilinde de Tonguç'um bu elementleri ilk 20 elementi bileceğiz. Kimya ile ilgili mesleklere bakacağız Tonguç. Kimyanın sembolik dilinde bu birleşikleri ezberlememiz gerekiyor. Güvenliğimiz ve kimyadan sonra da Tonguç'um şuraya kadar gelsek yeterli. Yani laboratuvar kurallarına kadar hatta bu ilk haritada hani belki bunlardan çıkmaz. Buraya kadar gelmemiş olabilirsiniz veya buraya kadar gelmemiş olabilirsiniz ama şuraya kadar mutlaka çalışalım Tonguç'um diyorum. Ve ilk sınava çok iyi bir not alacaksın diye ümit ediyorum ve ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.